Arkadaşlar, bu videomuzda ne anlatacağız? Oligopol piyasasını anlatacağız. Oligopol piyasasının önce bir tanımını yapalım. Oligopol piyasasının tanımı şu şekildedir arkadaşlar. Birbirlerini etkileyebilecek kadar az sayıda satıcının çok sayıda alıcı ile karşı karşıya geldiği piyasaya oligopol piyasası denir. Oligopol piyasasında tanım gereği tam rekabet piyasasından atomizite varsayımının ayrışmasıyla, ayrılmasıyla, sapmasıyla ortaya çıkan piyasa organizasyonudur. Ve yine arkadaşlar, oligopol piyasasında bu az sayıda satıcı homojen mantı üretebileceği gibi az sayıda satıcı heterojen mal da üretebilir diyeceğiz. Yani bu az sayıda satıcı aralarında rekabet edebileceği gibi aralarında anlaşarak ortak karlarını arttırabilir diyeceğiz. Eğer az sayıda satıcı homojen mal üretip satıyorsa buna saf oligopol denir. Örneğin alüminyum piyasası, çimento piyasası gibi. Eğer az sayıda satıcı heterojen mal üretip satarlarsa burada farklılaştırılmış oligopol diyeceğiz. Örnek otomotiv piyasası gibi. Eğer az sayıda satıcı arasında rekabet varsa burada kısmi ya da bir diğer ifadeyle noksan oligopol diyeceğiz. Eğer az sayıda satıcı aralarındaki rekabetten zarar görmeyip ortak karlarını arttırmak için anlaşmışlarsa tıpkı bir monopol gibi davranır. Burada tam oligopol diyeceğiz. Arkadaşlar, oligopol piyasalarını açıklarken de bizim 3 kavramı bilmemiz gerekir. Bu kavramlar 1. oyun kavramı, 2. strateji kavramı ve 3.'sü ise hakim. Bir diğer ifadeyle baskın strateji kavramını bilmemiz gerekir. Öncelikle oyun. Oyunu nasıl tanımlayacağız? Oyunu da şöyle tanımlayacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar, firmanın gerçekleştirdiği bir eylem nedeniyle diğer firmaların bu eyleme karşı takınacağı tutum, karar ve eylemlerin tahmin etme sürecine oyun denir diyeceğiz. O halde burada ne var oyunda? Firmanın bir kararı var. Dolayısıyla firma bu kararına karşı diğer firmaların eylemlerini ya da kararlarını tahmin etme sürecine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Oyun diyeceğiz. Peki nedir strateji? Stratejiyi de şu şekilde tanımlayacağız. Firma açısından önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için. Firma açısından önceden belirlenen bir amaç her zaman kar maksimizasyonu olmayacak mı? Yani firma neye ulaşmaya çalışacak? Kar maksimizasyonu. İşte firma açısından önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için uygulanan yöntemlerin tümüdür. Aynı zamanda firmanın gerçekleştirdiği eyleme karşı diğer firmaların tepki ve eylemlerine karşı verilecek cevapları içeren oyun planının tümüne strateji denir diyeceğiz. O halde stratejide ne var arkadaşlar? Bir amacım var. Bu amaca ulaşmak için yaptığım eylem var. Aynı zamanda diğer firmaların eylemlerini göz önüne alması var. Yani burada rakiplerin tepkilerini göz önüne alıyorum. Peki hakim baskın strateji nedir? Hakim baskın stratejisi arkadaşlar, firmanın kendisi için en iyi olanı belirlerken rakiplerinin davranışlarını göz önüne almamasıdır. Yani firma rakipleri ne yaparsa yapsın kendisi için en iyi olanı seçmesine hakim baskın strateji denir. O halde burada ne diyeceğiz? Kendimiz için en iyi olanı seçmek diyeceğiz. Bitti. O halde biz oligopol piyasasını açıklarken bu 3 kavramdan da sürekli ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Arkadaşlar, oligopol piyasalarının özelliklerine baktığımızda birinci özellik az satıcının çok sayıda alıcıyla karşı karşıya kalmasıdır. Buradaki az satıcı birbirlerini etkileyebilecek kadar az sayıda satıcı demektir.
İkinci özellik, piyasadaki her bir firma karar ve stratejilerinde karşılıklı bağımlılık içindedir. Peki firmaların, piyasadaki her bir firmanın karar ve stratejisi ne demek? İşte piyasadaki her bir firmanın karar ve stratejide karşılıklı bağımlılık içinde olduğu konular fiyat, üretim miktarı, reklam ve Ar-Ge faaliyetleridir. Ve yine piyasadaki her bir firma satış miktarını ve fiyatını rakiplerden bağımsız tek başına belirleyemez. Bunun nedeni oligopol piyasasında satılan mallar ya yakın ikame ya da tam ikame malları olmasıdır. Çünkü bu piyasada üretilen mallar yakın ya da tam ikame mallar olduğu için oligopol piyasasında malların çaprazları destekliği pozitiftir. Ve yine oligopol piyasasında firmalar arası bağımlılığın derecesi, oligopol piyasasında var olan firma sayısına, firmaların büyüklüğüne, üretilen malların ikame derecesine bağlıdır. Eğer üretilen mallar birbirine ne kadar yakın ikame ediliyorsa bağımlılığın derecesi artar, ne kadar az ikame edilebiliyorsa bağımlılığın derecesi azalır. Ve yine piyasada homojen ya da heterojen mallar satılmaktadır. Ve yine oligopol piyasasında piyasaya giriş engellenmiştir. Bu engeller de ya çok büyük sermaye gerektirdiği için ya da ölçek ekonomileri nedeniyle ya da patent ve lisans uygulamaları nedeniyle. Piyasaya giriş engellendiği için oligopol piyasasında her zaman aşırı kar vardır deriz. Arkadaşlar şimdi ne anlatacağız? Şimdi de oligopol teorilerini anlatacağız. Oligopol teorileri ise biz ikiye ayırıp açıklayacağız. Bunlar birinci grup teoriler ve ikinci grup teoriler olmak üzere. Birinci grup teoriler az sayıda satıcı arasındaki rekabeti dikkate alan teorilerken, ikinci grup teoriler az sayıda satıcı arasındaki anlaşmaları dikkate alan teorilerdir. Birinci grup teorilere baktığımızda neye çıkacak rekabet için? Bu nedenle az sayıda satıcı arasındaki rekabeti açıklamaya çalışan teorilerdir. Ve birinci grup teorilerde firmaların fiyat, üretim miktarı, reklam ve Ar-Ge faaliyetleri birbirlerini etkiler diyeceğiz. Ve yine birinci grup teorilerde firmalar fiyat, üretim miktarı, reklam ve Ar-Ge faaliyetlerinde birbirinden bağımsız hareket eder diyeceğiz. Ve yine birinci grup teoriler oligopol piyasalarını açıklamaya çalışan klasik modellerdir. Ve yine birinci grup teorilerde firmalardan birinin fiyatını üretim miktarı değiştirmesi ya da yeni bir reklama başlaması savaş anlamına gelir. Bu savaşta zayıf firma piyasadan kovulurken güçlü firma piyasada kalır. İkinci grup teorilerde ne demiştik? Anlaşmalara dikkate alan teoriler. Yani az sayıda satıcı arasında anlaşmacı davranışları açıklayan teorilerdir. Ve yine az sayıda satıcı rekabetten zarar görmek istemez. Ve rekabetten zarar görmek istemeyen firmalar anlaşarak monopol gibi davranır ve ortak kârlarını arttırır. Yine ikinci grup teorilere göre firmalar fiyat, üretim miktarı, satış bölgesi, reklam ve malı dışarıdan ucuza alıp içeride pahalı satma gibi konularda anlaşırlar. Ve yine ikinci grup teoriler oligopol piyasalarını açıklayan modern teorilerdir. Ve yine ikinci grup teorilerde firmalar fiyatı, satış miktarı, reklam stratejilerini anlaşarak belirlerler. Peki birinci grup teorilerde az sayıda satıcı arasında ne vardı? Rekabet. Peki bu az sayıda satıcı arasında niçin rekabet vardır? Rekabetin temel nedeni nedir? Bunu şöyle açıklayalım arkadaşlar. Diyeceğiz ki piyasada X malına olan talep miktarı 100 birim olsun. Bu durumda piyasada 3 tane firma olsun. A firması, B firması ve C firması olsun. A firması talebin 30 birimini karşılasın. B firması talebin 20 birimini karşılasın. Ve C firması da talebin atalım 30 birimini karşılasın. Hadi piyasada 3 firmanın toplam üretimi ne oldu arkadaşlar? 80 birim oldu. Abi bu 80 birim piyasadaki toplam arz miktarı olmadı mı? Ama piyasada X malı piyasasında ne kadar mal talep edildi?
100 birim. Ne kadar üretildi? 80 birim. Bu durumda piyasada 20 birim artık ne vardır arkadaşlar? Karşılanmayan talep vardır. İşte bu karşılanmayan talebi biz bundan sonra ne diyeceğiz? Artık talep diyeceğiz ve oligopol piyasalarında rekabetin temeline konu olan unsur artık talebi karşılamak olacaktır. Peki biz artık talebi nasıl bulacağız? Artık talebi ise piyasadaki toplam talepten, piyasadaki toplam arzı çıkarttığımızda bize niye verecekmiş? Artık talep ve az önce söylediğimiz gibi oligopolistik piyasa yapısında rekabetin temelini artık talep oluşturur diyeceğiz. Arkadaşlar biz ne yaptık? Oligopol teorilerini iki biçimde açıkladık. Bunlar birinci grup teoriler ve ikinci grup teoriler olmak üzere. Birinci grup teorilerde ne vardı? Az sayıda satıcı arasında rekabet. İkinci grup teorilerde ne vardı? Az sayıda satıcı arasında anlaşma. Ve yine arkadaşlar biz oligopol teorilerini açıklarken duopol piyasasından hareket edeceğiz. Peki duopol piyasası nedir? İki satıcının çok sayıda alıcıyla karşı karşıya geldiği piyasa yapısıdır. O halde ben az sayıda satıcıyla çok sayıda alıcının karşı karşıya geldiği piyasa yapısını açıklarken ha az ha da iki satıcı arasındaki firma ilişkilerini açıklarsam aynı şey olacak mı? Evet. Bu nedenle biz duopol piyasasına hareketle oligopol modellerini yani duopol modellerini iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi anlaşmasız oligopol modelleri yani anlaşmasız duopol modelleri. İkincisi ise anlaşmalı oligopol modelleri yani anlaşmalı duopol modelleri olmak üzere. Ve yine arkadaşlar anlaşmasız oligopol modellerine baktığımızda bir Cournot modeli. Augustin Cournot tarafından geliştirilmiştir. İki Benthamat modeli. Joseph Benthamat tarafından geliştirilmiştir. Üç Edgeworth modeli. Francis Edgeworth tarafından geliştirilmiştir. Dört Chamberlain modeli. Edward Chamberlain tarafından geliştirilmiştir. Sweis modeli. Paul Sweis modeli tarafından geliştirilmiştir. Stach-Kernberg modeli. Heinrich Stach-Kernberg tarafından geliştirilmiştir. Ve Bowday modeli olmak üzere. Anlaşmasız oligopol modellerinden ilk üçü için diyeceğiz ki arkadaşlar, geçmişten ders almayan, aralarındaki rekabeti dikkate almayan, safça davranışlar içeren oligopol modelleridir diyeceğiz. Anlaşmasız oligopol modelleri için son dördü için de diyeceğiz ki, geçmişten ders alan, aralarındaki rekabeti dikkate alan oligopol modelleridir diyeceğiz. Anlaşmalı oligopol modellerini ikiye ayıracağız. Bunlar gizli anlaşmalı modeller ve örtü anlaşmalı modeller. Yani fiyat liderliği modeli olacak. Gizli anlaşmalı modelleri ise ikiye ayıracağız. 1. Trust, 2. Cartel. Örtü anlaşmalı modelleri ise 4'e ayıracağız. Yani fiyat liderliği modeli 4'e ayıracağız. Bunlar 1. Etkin firma fiyat liderliği modeli. Yani en düşük maliyetli firmanın fiyat liderliği modeli. 2. Hakim firma fiyat liderliği modeli. 3. Barometrik fiyat liderliği modeli. Ve 4. Gizli anlaşmaya bağlı fiyat liderliği modeli olmak üzere. Hadi ilk önce nereden başlayacağız? 1 diyeceğiz. Anlaşmasız oligopol modellerinden Cournot modeliyle başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de anlaşmasız oligopol modellerinden ilk olan Cournot modeli açıklayacağız. Arkadaşlar Cournot modeli 1838 yılında Augustin Cournot tarafından geliştirilmiştir. Ve Cournot modeli aynı zamanda iki firma arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisini açıkladığı için oyun teorisinin öncüsü olarak kabul edilir. Peki Cournot modelinin varsayımları nelerdir? Varsayımlarına baktığımızda birinci varsayım diyeceğiz ki homojen malın üretildiği, bu homojen malımızda maden suyu olacak. Homojen malın üretildiği tek piyasada A ve B gibi iki firma vardır. Üretim maliyetleri sıfırdır. O halde firmalar üretim maliyetleri sıfırsa, hiçbir maliyet katlanmıyorsa marjinal maliyetleri ne olacak? Sıfır. Peki üretim maliyeti nasıl sıfır olabilir? Firmalar maden suyunu topraktan çıktığı gibi satmakta. Yani şişelemeyi veya pazarlamayı diğer firmalar yapmakta. Çünkü şöyle düşünün, ilk önce bir
İlk önce bir firma var. Bu firmanın arazisinden maden suyu çıkmakta. Bu firmanın hemen yanındaki bir araziden diğer firmanın maden suyu çıkmakta. İkisi birbirinin yan yana iki arazi olduğu için bu üretilen mal homojen olur mu? Bir kere homojen. Aynı zamanda topraktan çıktığı gibi satıldığı için aynı zamanda ne oldu arkadaşlar? Üretim maliyeti sıfır. Üçüncü varsayım. Her iki firmada piyasa talebini bilir. Yani piyasa ne kadar maden suyu talep edildiğini bilir. Ancak tek bir firma piyasa talebinin tamamını karşılayamaz. Piyasa talebinin doğrusal ve belirgin olduğunu kabul edeceğiz. Her iki firmanın da amacı kar maksimizasyonudur. Yani her iki firmada marjinal maliyetini eşit olduğu yerde dengeye gelecek. Ve her iki firmada üretim kararlarının birbirinden bağımsız ve eş anlı, yani aynı anda belirleyecek. Her iki firmada üretimini rakibinin üretimine göre belirleyecek ve son varsayımız Cournot modelinde firmalar arasında üretim, yani satış rekabeti olacak. Şimdi arkadaşlar Cournot modeline açıklarken dedik ki varsayımlarda piyasa talebi doğrusal. Peki piyasa talebinin doğrusal olması ne demektir? Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat olmak üzere. Ben doğrusal talep konusunu şekilde çizebilir miyim? Ve piyasada toplam talep, yani fiyat sıfır olduğundan piyasada toplam talep edilen mal miktarı A kadar olsun. Peki burada ne var? Fiyat. Fiyat varsa bu piyasa talep fonksiyonu ters talep fonksiyonu değil midir? Yani ben piyasa ters talep fonksiyonu eşittir A eksi B Q diye yazabilir miyim? Peki buradaki B nedir? Eğim katsayısıdır. Öyle değil mi? Peki arkadaşlar şimdi diyeceğiz ki piyasadaki toplam üretimi her iki firma yapmıyor muydu? O halde A firmasının üretimiyle B firmasının üretimi piyasadaki toplam talebi vermeyecek mi? Bunu da yazdım. Peki şimdi piyasada ilk önce birinci firma olsun. Piyasada birinci firmaysa bu birinci firmanın yani monopolün talep doğrusu olmayacak mı? Peki monopolün talep doğrusunun hemen altında ne çizerdik? Marjinal gelir. Yani bu A firmasının talebi A firmasının marjinal geliri olmayacak mı? Üretim maliyetleri neydi? Sıfır. Üretim maliyetleri sıfırsa her üretim miktarında maliyet sıfır olduğu için şu miktar ekseni aynı zamanda ne olacak? Marjinal maliyet ekseni olacak. Çünkü üretim maliyeti sıfır. Peki bu durumda hatırlayın, monopolün marjinal geliri şurayı iki eşit parçaya bölmeyecek mi? O halde burası toplam talebin neyi kadardır? Yarısı. Burası da geri kalan şu kısımda toplam talebin neresi kadardır? Yarısı kadardır. Peki A firması nerede dengede? Marjinal gelirini, marjinal maliyetin eşit olduğu şu QA noktasında dengede değil midir? Bu durumda A firması fiyatını burada ne kadar belirler arkadaşlar? P1 diye belirler. O halde ne oldu? Bu A firmasının fiyatı oldu. Doğru mudur? Peki arkadaşlar, A firması artık toplam talebin yarısını karşılamakta bir monopol ve maliyetini sürdürmekte midir? İşte şimdi piyasaya ikinci firma, B firması girecek. Peki B firması neyi görür? Toplam talebin yarısının karşılandığını görür. O halde B firması toplam talebin karşılanmayan diğer yarısını esas alır. Bu nedenle de A, QA'yı tıpkı orijinal işi gibi düşünür. Ve bu durumda ikinci firmanın marjinal geliri de MRB olur mu? O halde burası da yine iki eşit parçaya bölünmeyecek mi? Dolayısıyla şurasının 1/4, burası da 1/4 oldu mu? O halde B firması nerede dengeye geldi? Marjinal gelirinin marjinal maliyeti eşit olduğu şu QB noktasında dengeye geldi ve fiyatını burada ne olarak belirledi arkadaşlar? TB olarak belirledi. Peki ikinci firma piyasaya girdiğinde ne oldu? Toplam talebin 1/2'sini kim karşıladı? A firması. Toplam talebin 1/4'ünü kim karşıladı? B firması. O halde Cournot modelinde şurayı 2 ile paylaştırırsa toplam talebin 3/4'ü karşılandı mı? O halde Cournot modelinde ne diyoruz arkadaşlar? Cournot modelinde toplam talebin 3/4'ü karşılanır diyoruz. Peki ikinci firma piyasaya girdiği an artık birinci firma ne yapacak? Şimdi bakalım. Toplam talebin 1/4'ünü kim, 1/2'sini kim karşıladı? A.
Toplam talebin 1 bölü 4'ünü kim karşıladı? B. Peki şurası, şurası. Karşılanmayan 1 bölü 4 kadarlık talep midir? İşte karşılanmayan bu 1 bölü 4'lük talebe artık talep diyeceğiz. Ve bu artık talebi elde etmek için hem de B firması aralarında neye başlayacaklar? Üretim, yani satış rekabetine başlayacaklar. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Bakın şimdi arkadaşlar, toplam talebin A ve B karşılamıyor muydu toplam talebi? A ve B firmaları karşılamıyor muydu? O halde ben bu piyasa talebinde, Q yerine şunu yerine yazarsam, P eşittir A eksi B çarpı QA artı QB. Değil mi? Toplam talebi A ve B'yi karşılıyordu. Peki açarsak P eşittir şöyle olacak mıdır? A eksi BQA eksi BQB. Bu da neyi mi verecek arkadaşlar bana? Piyasa talebini verecek. Peki ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi şunu yapacağım. Öncelikle A firmasından hareket edeceğim. Daha sonra nereden hareket edeceğim? B firmasından hareket edeceğim. Öncelikle A firmasının talep fonksiyonu PA diye yazalım. A firmasının talebini nasıl yazacağız? Şöyle. A firması, piyasadaki toplam talep ne kadar? A. Piyasadaki bu toplam talebi B firması tarafından karşılanan kısmını çıkartırsam, A firmasının karşıladığı ve karşılamak istediği artık talebi, yani A firmasının talebini bulmuş olur muyum? Vay, nasıl yapacağım? Toplam talep ne kadar? A kadar. Bu toplam talepten neyi çıkartacağım? B'nin talebini. B'nin talebi bu değil mi? Vay, eksi B, Q, B. Çıkarttım. Eksi, neyi bulacağım? Artık B, Q, A. A firmasının talebi. Peki niye burada eksi var? Çünkü talep fonksiyonu negatif eğimli değil mi? Ve yine A firması fiyatını arttırdıysa ve A firmasına talep azaltmayacak mı? O halde fiyat ile miktar arasında ters ilişkiden dolayı A firmasının talep doğrusu negatif eğimlidir. Peki A firmasının, şimdi neyi bulalım arkadaşlar? Marjinal gelirini bulalım. A firmasının marjinal geliri talep doğrusunun eğiminin iki katı değil mi? Bak şunun iki katını alırsam A eksi B Q B eksi 2 B Q A, A firmasının neyi oldu? Marjinal geliri oldu. Peki arkadaşlar, firmanın denge koşulu neydi? Firmanın denge koşulu şu değil miydi arkadaşlar? Şurada yazalım. Marjinal geliri eşittir marjinal maliyeti. Peki üretim maliyeti neydi? Üretim maliyeti sıfırdı. O halde üretim maliyeti, marjinal maliyeti sıfırsa marjinal geliri de sıfır olacak mı? O halde A firmasının marjinal geliri neymiş? Sıfır. O halde burası sıfırsa şu ifadeyi karşıya atamaz mıyız? O halde karşıya atarsak ne olur arkadaşlar? 2 B Q A eşittir A eksi B Q B olacak mıdır? Peki A firmasının üretimini, yani Q A yalnız bırakırsam, yani 2 B'yi karşıya atarsam, o halde A eksi BQB bölü 2B olacak mıdır? Bakın burada ne var? Burada şu var mı? QA A firmasının üretim miktarı. QB B firmasının üretim miktarı. Peki soruyorum. B firması üretimini değiştirdiği an eşitliğin diğer tarafı değişmeyecek mi? Yani A firması üretimi değiştirir. Madem B firması üretimi değiştirdiği an A firması da üretimini değiştirerek B firmasına tepki vermiş olur mu? İşte bu nedenle bulduğumuz bu ifadeye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? A firmasının tepki fonksiyonu diyeceğiz. Aynı şeyi B firması için yapalım. Bakın bakalım. B firmasının talep fonksiyonunu PB diye yazabilir miyim? Peki B firmasının talebi, toplam talep bu değil mi? Bu toplam talepten A firmasının karşıladığı talebi çıkartırsam, B firmasının karşıladığı ve karşılamak istediği talebi mi bulacağım? Yani A'dan neyi çıkartacağım? QA'yı. Onu nerede yapacağım? Piyasa talebinde. Hadi yapalım. Ne diyorum? A eksi, yani toplam talepten B firmasının, pardon, A firmasının talebini çıkarttım. Eksi B, Q, B. Ne oldu? B firmasının talep fonksiyonu. Yine B firmasının talep fonksiyonu ne oldu? Negatif eğimli. Niçin? Çünkü fiyat arttırırsa talep miktarı azalacak. Ve yine arkadaşlar, B firmasının marjinal geliri de
talep doğrusunun eğiminin iki katı değil mi? Hadi şunu 2 ile çarparsam B firmasının neyini bulurum? Marjinal gelirini. Hadi yapalım. A eksi BQA eksi 2BQB B firmasının marjinal geliri. Yine B firması da dengedeyken marjinal gelir eşittir marjinal maliyet olmayacak mı? Dolayısıyla üretim maliyeti 0 olduğu için B firmasının da marjinal geliri ne olacak? 0. O halde burası neymiş yine? 0. O halde burası 0'sa şunu karşılaştırabilir miyim? Atalım. O halde ne olur arkadaşlar? 2BQB eşittir A eksi BQA olacak mıdır? Peki 2B'yi karşıya görersen QB eşittir A eksi BQA bölü ne oldu arkadaşlar? 2B. Bak şimdi burada ne var? Bu B firmasının üretimi değil. Bu da A firmasının üretimi değil mi? O halde soruyorum. A firması üretimini değiştirdiği an B firması da üretimini değiştirecek mi? Yani A firması üretimini değiştirdiği an B firması A'ya tepki verecek. Bu nedenle bulduğum bu son ifade bizim B firmamızın neyi oldu arkadaşlar? Tepki fonksiyonu olmuş oldu. Hadi biz neyi bulduk? İki firmanın da tepki fonksiyonu bulduk. Hadi tepki fonksiyonu nedir? Şimdi bunu açıklayalım. Tepki fonksiyonu tanımlayalım şimdi. Önce B için tepki fonksiyonu tanımlayalım. Diyelim ki A firmasının üretim miktarı verirken B firmasına en yüksek karı sağlayan üretim satış miktarlarının geometrik yerine tepki fonksiyonu demiş. Peki A için tepki fonksiyonu tanımlayalım. B firmasının üretim miktarı verirken A firması için en yüksek üretim ve satış miktarlarını gösteren noktaların geometrik yerine A firmasının tepki fonksiyonu demiş. Hadi tepki fonksiyonları bize neyi gösterecekmiş? Tepki fonksiyonlarına göre firmalar biri üretimini değiştirdiği an diğeri de değiştiriyor. Ve firmalar üretim kararlarını aynı anda eş anlı veriyor deriz. Cournot modelinde toplam talebin ne kadar üretilirdi? Toplam talebin 3/4 kadar üretilirdi. Peki Cournot modelinde toplam talebin 3/4 kadar üretim yapılıyor da Cournot modelinde piyasa arzı ne kadar olur? Cournot modelinde piyasa arzını şöyle bulacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar, firma sayısı bölü firma sayısı artı 1 bana Cournot modelinde piyasa arzını yani üretim miktarını gösterir. Peki bizim örneğimizde kaç firma vardı? 2 firma A ve B. Bak 2 firma varken firma sayısı 2 bölü. O halde 2 artı 1 3. O halde Cournot modelinde piyasa arzı ne olacaktır? Toplam talebin 1/3 kadar olacaktır. Peki arkadaşlar, Cournot modelinde tek bir firmanın arzı nasıl değişir? Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Diyelim ki bir A firmamız var, bir B firmamız var, bir de C firmamız olsun. Bir de burada neyimiz olsun arkadaşlar? Artık talebimiz olsun. Öncelikle piyasada 2 firma olsun. Hadi piyasada 2 firma varsa piyasa arzı 2/3 kadar mı olacaktı? Bu 2/3'ün 1/3'ünü A firması, 1/3'ünü B firması üretir. Şimdi bir şey yok dedik. O halde 1/3'ünü A, 1/3'ünü B üretiyorsa geriye 1/3 mi kaldı? İşte o 1/3'ü ne olacaktır? Artıktır. Şimdi piyasaya yeni bir firma girsin. Yani Cournot modelinde piyasaya 3. firma girsin. Bu durumda burası 3/4 mi olacaktır piyasa arzı? O halde bu 3/4 olduğu için A firması piyasa arzının 1/4'ünü, B firması 1/4'ünü, artık C'de girdiği için 1/4'ünü karşılayacak. O halde geriye kalan 1/4'de artık talep olacaktır. Şimdi bakın bakalım arkadaşlar. Piyasada 2 firma varken firma piyasa arzının ne kadarını karşılıyordu? 1/3'ünü. Peki 3 firma olduğunda 1/4'ünü. O halde piyasaya yeni bir firma girdiğinde bir firmanın üretimi 1/3'den 1/4'e ne oldu? Azaldı. Peki piyasada 3 firma varken firmalardan biri piyasadan çıkarsa bu durumda bir firmanın üretimi 1/4'den 1/3'e artar. O halde Cournot modelinde şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Cournot modelinde piyasadaki firma sayısı arttıkça
firmaların üretim miktarı azalır. Bak arttı, üretim azaldı. Ya da Carnot modelinde firma sayısı azaldıkça firmaların üretim miktarı artar. Gerçekten düşündüğünü düşündüğünde firmanın üretimi 1 bölü 4'ten 1 bölü 3'e ne oldu? Arttı. Şimdi arkadaşlar, Carnot modeliyle ilgili bir de bilmem gereken kavram şu. Peki Carnot modelinde fiyatı nasıl bulabiliriz? Benim piyasa talep fonksiyonu bu değil miydi arkadaşlar? Evet, öyle değil mi? Peki bu piyasa talebinden hareketle Carnot modelinde piyasa fiyatını ise şöyle bulursunuz. Diyeceğiz ki arkadaşlar, A bölü, yani talep fonksiyonundaki şu A'yı mı aldın? Bölü ne diyorum arkadaşlar? Firma sayısı artı 1 diyor. O halde Carnot modelinde piyasa arzı firma sayısı bölü firma sayısı artı 1 diye bulunurken Carnot modelinde piyasa fiyatı A bölü firma sayısı artı 1 diye bulunurmuş. Şimdi Carnot modeliyle ilgili bir örnek yapalım ve bu konuyu daha iyi bir biçimde pekiştirelim. Evet arkadaşlar, bir örnek sorumuz var. Bu örnek soruyla hem monopol piyasasını hem Carnot piyasasını, yani oligopol piyasasını, hem de tam rekabet piyasasını ne yapacağız, karşılaştıracağız. Sorumuz şu. Diyor ki piyasa talep fonksiyonu P'dir 60-Q. A ve B gibi iki firma vardır ve firmaların üretim maliyetleri sıfırdır. 1. Monopol denge üretim miktarı, yani sadece A firması olsaydı fiyat ve karın ne olurdu? 2. Carnot denge üretim miktarı, fiyat, firma karları ve endüstri karı ne olurdu? 3. Tam rekabet piyasası olsaydı üretim miktarı, fiyat, firma karları ve endüstri karı ne olurdu? O halde 1. Öncelikle birinci sorudan başlayalım. Yani bu piyasa monopol piyasası olsaydı bakalım ne olurmuş? Peki monopol piyasada denge koşulu MR eşittir BC değil mi? Hatırlayın monopol piyasası videomuzdan. Ne dedik? Talep doğrusunun eğiminin iki katı marjinal gelir. Vade yazalım. Marjinal gelir 60-2Q. Yani üretim maliyeti neymiş? 0. Yazdım marjinal maliyeti 0. Vade buradan 2Q eşittir 60, Q eşittir 30. Vade biz monopolü neyle bulduk? Üretim miktarını. Peki monopol üretim miktarını bulursak, yerine koyarsak niye buluruz? Fiyatı, çünkü piyasada tek bir firma var. Vade 5'tir piyasa talep fonksiyonu 60-Q'da, yerine koyarsak 5'tir 60-30. Vade monopolün fiyatı ne oldu? 30. Neyle bulduk? Monopolün fiyatı. Peki monopolün karı toplam kar eşittir toplam gelir eksi toplam maliyet değil miydi? Eşittir toplam gelir 5Q eksi toplam maliyet 0 değil mi? Üretim maliyetleri neydi? 0. Vade yazalım. Fiyat ne? 30. Üretim miktarı 30 eksi 0. O halde monopolün toplam karı ne oldu? Monopolün toplam karı da 900 oldu. Şimdi geldik 2'yi. Ne yapacağız? Carnot modelini. Carnot modelinde kaç firma var? 2. O halde 2 firma varsa piyasadaki toplam üretim A firmasının üretimiyle B firmasının üretimleri toplamı olmayacak. Peki benim piyasa talebim P eşittir 60-Q değil miydi? O halde ben burada önce A firmasının bulacağım, sonra B firmasının bulacağım. Nereye bulacağım? Tepki fonksiyonlarını. Tepki fonksiyonlarını bulursam üretim miktarlarını çok kolay bulabilirim çünkü. Yapalım. Şimdi A firmasının talebini P, A diye yazabilir miyim? O halde toplam talep ne? 60. Öyle değil mi? Peki bu 60'tan ben şöyle bir şey yapalım, daha kolay olsun, daha net bir şekilde. Bakın şimdi P eşittir 60 eksi, şunu yine yazarsam QA eksi QB, bu benim yine piyasa talebim oldu mu? Oradan hareket ediyorum. Hadi bu toplam talepten A'nın talebini yazdığım için B'nin talebini, yani QB'yi çıkartırsam geriye A'nın talebi mi kalır? Peki A'nın marjinal geliri bularım MLA. Talep doğrusu neyinin iki katı demedik mi? Vade yazalım. 60-QB, iki katını alırsak eksi 2QA olacak mıdır? Vade üretim maliyetleri sıfır dediğimiz için burada marjinal geliri ne olacak? Sıfır. Çünkü firmanın denge koşulu marjinal geliri işte marjinal maliyet ve marjinal maliyet sıfır işi değil miydi? Vade bu 2QA'yı karşıya atarsam ne olur?
2QA eşittir 60 eksi QB olacaktır. Yani QA'yı yalnız bırakırsam 2'ye böl 30 eksi 1 bölü 2 QB. İşte bu bizim neyimizdir arkadaşlar? A firmamızın tepkil fonksiyonudur. Aynı şey B için yapalım. Yani B'nin talep fonksiyonu. Toplam talepten A'nın talebini çıkartırsam bulmayacak mıyım? O halde 60 eksi QA eksi QB B'nin talep fonksiyonu. Yine B'nin marjinal geliri talep doğrusunun eğiminin 2 katı olduğuna göre 60 eksi QA eksi 2 QB B'nin neyi oldu arkadaşlar? Marjinal geliri. Yine B firması da marjinal geliştir, marjinal maliyetten dengedeydi. Üretim maliyetleri 0 olacağından marjinal geliri 0 olmayacak. O halde şunu karşıya atarsam 2BQB eşittir, çok özür, 2QB eşittir diye mi karşıya attığımda ne oldu? 60 eksi QA. Madde ilk tarafı 2'ye bölersem QB eşittir, böldüm 30 eksi 1 bölü 2 QA. İşte neyi bulmuş oldum arkadaşlar? Ben burada B firmamızın tepki fonksiyonunu bulmuş oldum. Peki ben bunları bunun değişimine nasıl yapacağım? Bak, şurada ne var? QB. Aha bak QB'yi buldun mu? Hadi ben QB yerine yani B firması üretim yerine A firması üretiminde şunu yerine yazarsam A firmasının üretim miktarı bulabilir miyim? Hadi bulalım. Hadi A'nın tepki fonksiyonu hareketti. Yazalım. 30 eksi 1 bölü 2 çarpı artık B'nin üretim yerine bunu mu yazacağım? Yazarsam ne olur arkadaşlar? 30 eksi 1 bölü 2 QA mı olacaktır? Bana açarsam QA eşittir 30 eksi çarptım 15 eksi eksi çarptım artı 1 bölü 4 QA mı olacak? At karşıya. Hadi QA eksi QA bölü 4 eşittir 15 oldu mu? Peki şurada 1 vardır. 4 ile payda eşit dersen burada 1 ile payda eşit dersen 4 yazalım. 4 QA eksi QA bölü 4 eşittir 15. Buradan 3 QA bölü 4 eşittir 15. Peki her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsen 1, 3 ile sadeleştirirsen 5. İşler dışarıdan yaparsam A firmasının üretim miktarı ne oldu? 20. İşte bunu buldum. Ben bunu bulduysam burada yerine yazalım. B'nin üretimini bulabilir miyim? Hadi yazalım. B'nin üretimi QB eşittir. 30 eksi 1 bölü 2 çarpı 20. 20 bölü 2 10. 30 eksi 10 eşittir 20. B firmasının üretiminde ne oldu? 20. A'nın üretimine 20. O halde her iki firma aynı üretimi yapıyorsa piyasa talebini eşit mi paylaşmış oldu? Peki biz konutta fiyatı bulalım. Arkadaşlar konutta fiyatı nasıl bulacağız? Bu benim piyasa talep fonksiyonu değil mi? Bak piyasa talep fonksiyonu bu değil mi? Şurada ben piyasa üretimini 7 yazarsam nasıl yapacağım? Bak şimdi A'nın üretimiyle B'nin üretimi piyasa talebi değil, piyasa talep miktarı değil miydi? Peki A ne kadar üretmişti? 20. Az önce onu bulduk. B ne kadar üretti? O da 20 üretti. O halde piyasadaki toplam üretim 40 oldu mu? Peki benim piyasa talebim P'ştir 60 eksi Q değil miydi? O halde bu toplam üretim neymiş? 40. O halde piyasa fiyatı 60 eksi 40 Cournot yani oligopol modelinde fiyatı bulmuş oldu. Bakın üretim miktarlarını bulduk. Fiyatı bulduk. Şimdi firma karlarına bakalım. Öncelikle A firmasının karına bakalım. A firmasının karı TPA eşittir. Şöyle olmuyor mu arkadaşlar? A firmasının geliri eksi A firmasının maliyeti olmayacak mı? Yani P çarpı Q eksi maliyet sıfırdı. Fiyat kaç piyasada? 20. A firması da üretti. Çarpı 20 eksi 0. Hadi A firmasının karı ne oldu? 400. Peki şimdi B firmasının karını bulalım. B firmasının karı da TP, B diyelim. B'nin toplam geliri ile toplam maliyeti fark değil mi? Yine toplam gelir fiyat çarpı miktar eksi maliyet 0'dı. Piyasa fiyatı kaç? 20 çarpı. Peki B'nin üretimi kaçtı? 20 eksi 0. B'nin karı da ne oldu? 400. O halde Cournot modelinde endüstri karı A firmasıyla
B firmasının karları toplamı, yani ne olacaktır? 800. Niye bitirdik? 2. Şimdi ne yapalım? 3. Peki ne diyoruz 3? Bu piyasa tam rekabet piyasası olsa iyi, ne olur? Arkadaşlar, tam rekabet piyasasında delta koşulu yine MR eşittir MC değil mi? Ve yine marjinal gelir ne eşittir fiyata? E üretim maliyetine 0. O halde gördüğünüz gibi tam rekabet piyasasında fiyat ne olacakmış? 0. O halde ben fiyatı bulduysam bak, P eşittir 60 eksi Q piyasa talebinde, P 0 ise 60 eksi Q, buradan da tam rekabet piyasa üretim miktarı ne olur? Üretim miktarı 0. E kaç firma var değil ki? 2 firma varsa hem A firması hem de B firması piyasayı eşit paylaşacağından A 30 üretir, B 30 üretir. Peki A firmasının toplam karı ne olur arkadaşlar? E toplam kar, toplam gelir eksi toplam maliyet değil mi? E toplam gelir P çarpı Q eksi 0, maliyet 0'dı. Fiyat neydi? 0. Üretim 30, eksi 0. O halde A firmasının toplam karı 0. Aynı şekilde D firmasının toplam karı da 0 olacak. Yani tam rekabetçi firmalar 0 iktisadi karla. Yani sadece neyle çalışacaklar? Normal kar ile çalışacaklar. Şimdi bakalım piyasaları bir karşılaştıralım. Hemen soruyorum. Monopol piyasasında üretim miktarı ne? 30. Cornhole piyasasında üretim miktarı ne? 40. Tam rekabet piyasasında üretim miktarı ne arkadaşlar? 60. Peki 3 piyasayı karşılaştırdığımızda en az üretim monopolde, en yüksek üretim tam rekabette. Peki monopol piyasasında fiyat kaçtı? 30. Cornhole piyasasında fiyat kaçtı? 20. Peki tam rekabet piyasasında fiyat kaçtı arkadaşlar? Gördüğümüz gibi fiyat 0'dı, öyle değil mi? O halde en düşük fiyat tam rekabette, en yüksek fiyat monopolde ortaya çıktı. Peki monopolün karı neydi? Monopolün karı 900. Endüstri karı. Cornhole'da endüstri karı neydi? 800. Tam rekabette endüstri karı neydi? 0. O halde en düşük kar tam rekabette, en yüksek kar da monopol piyasasında karşımıza çıktı mı? Evet. O halde ben ne diyebilirim? En az üretim monopol, en yüksek fiyat monopol, en yüksek kar monopol. Ve Cornhole modelindeki fiyat monopolden daha düşük. Cornhole modelindeki üretim monopolden daha yüksek. Ve yine tam rekabet, en düşük fiyat tam rekabet, en yüksek üretim tam rekabet ve en az kar tam rekabet piyasasında vardır derim. Peki şimdi neredeyiz? Şimdi de 2 Bertrand modelindeyiz. Arkadaşlar şimdi bunu anlatıyoruz. Şimdi de anlaşmasız oligopol modellerinden ikincisi Bertrand modeli. Bertrand modelinin bazı varsayımları var. Bu varsayımlara baktığımızda birinci varsayım. Piyasada A ve B gibi iki firma vardır. İkinci varsayım, firmalar arasında fiyat rekabeti vardır. O halde sınavda soru üretim rekabeti diyorsa, sadece üretim rekabeti diyorsa yanıt kesinlikle Cornhole modeli. Sınavda soru sadece fiyat rekabeti diyorsa yanıt ne olacak? Bertrand modeli olacak. Ve geldik üçüncü varsayım. Üçüncü varsayımızda tüketiciler malı en düşük fiyatla satan firmadan alırlar. Dördüncü varsayım, firmalar homojen mal üretirler. Yani mallar arasında tam ikame vardır. Beşinci varsayım, piyasa talebi doğrusal ve belirgindir. Ayrıca her bir firma piyasa talebinin tamamını karşılayabilir. Not, Cornhole modeli ne demiştik? Firmalardan biri piyasa talebinin tamamını karşılayamaz. Ancak Bertrand modelinde firmalardan biri piyasa talebinin tamamını karşılayabilir. Altı, firmalar fiyat kararını aynı anda belirler. Yani firmalar fiyatı eş anlı, birlikte belirler. İşte bu nedenle Bertrand modelinde stratejik faktör üretim miktarı değil fiyattır. Yedinci varsayımız üretim maliyetleri sıfırdır. O halde üretim maliyetleri sıfırsa marjinal maliyetimiz ne olacaktır? Her üretim üzerinde sıfır olacaktır. Bertrand modeli varsayımlarından hareketle
Ben Tablo'da prima dengesi ise şu şekilde gösteririz. Bakın şimdi arkadaşlar, yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Ne dedik arkadaşlar? Dedik ki piyasa talebi doğrusal ve belirli. Bari ben doğrusal talep fonksiyonu şekilleştirebilir miyim de, doğru mudur? Peki bu ters talep fonksiyonu nasıl gösterilir? P eşit 1, A eksi B, Q şeklinde gösterilir. Şimdi piyasada ilk önce ne olsun arkadaşlar? İlk önce A firması olsun. A firması marjinal gelirinin marjinal maliyetine eşit olduğu yerde üretim düzeyini belirleyecek diye firmadan ilk koşulmuş buydu. Peki ne dedik? Üretim maliyetleri sıfırdır. Abi üretim maliyetleri sıfırsa her üretim düzeyinde marjinal maliyet sıfır olduğu için bu miktar ekseni aynı zamanda ne olacaktır? Marjinal maliyet ekseni olacaktır. Abi diyelim ki A firması marjinal gelirinin marjinal maliyetin eşit olduğu nokta şurada QA noktası olsun ve piyasa talebini şöyle yapalım ve piyasa talebinin yarısını A firması karşılasın. Burası 1 bölü 2, burası 1 bölü 2 olsun. Peki bu durumda A firması fiyatını şurada ne kadar belirlesin arkadaşlar? PA olarak belirlesin. Ve bu durumda A firması gördüğünüz gibi şu E'ye kadar piyasa talebinin yarısını karşıladı. Diğer yarısı P olsun, karşılanamayan talep olsun. Şimdi piyasaya kim girecek? Piyasaya ise B firması girecek. B firması piyasaya girdiğinde neyi görür? Piyasa talebinin yarısının A firması tarafından karşılandığını, diğer yarısının ise karşılanmadığını görür. Ve bu durumda B firması eğer fiyatını A firmasının üzerinde belirler ise hiç mal satamayacaktır. Bu durumda ne olacakmış arkadaşlar? B firması hiç mal satamaz deriz. Eğer B firması fiyatını A firmasıyla eşit belirlerse bu durumda piyasanın talebinin yarısını A, diğer yarısını da B firması karşılayacaktır. Bu durumda B firması piyasayı A firması ile ne yapacaktır? Eşit paylaşacaktır. Eğer B firması fiyatını A firmasının altında belirlerse, atalım burada belirlerse, bu durumda B firmasının karşı karşıya olduğu talep doğrusu FD talep doğrusu olur. Ve bu durumda B firması piyasa talebinin tamamını ne yapacaktır? Karşılayacaktır. İşte bu durumda yani B firması fiyatını A firması üzerinde belirlediğinde altında belirlediğinde özür diliyorum A firması buna tepki verecektir. Ve A firması da fiyatını ne yapacaktır? A firması düşürecek. Ve bu durumda fiyatını A firması B'nin altında belirlediğinde piyasa talebinin tamamını A karşılayacaktır. Ve B de düşürürse fiyatını piyasa talebinin tamamı yine B karşılayacaktır. Bu fiyat rekabeti sonucunda firma dengesi şöyle kurulacaktır arkadaşlar. Fiyat eşittir A firmasının marjinal maliyeti, B firmasının marjinal maliyeti eşittir sıfır olunca sağlanacaktır. İşte bu koşul sağlandığında Bernard modelinde firma dengesi sağlanmış olur. Arkadaşlar dikkat ederseniz fiyat marjinal maliyet eşitken bir denge sağlanıyor. İşte bu durum tıpkı nereye benziyor? Tam rekabet piyasasına benziyor. O halde Bernard modelinde üretim düzeyi tam rekabet üretim düzeyi kadar olacaktır. Ve yine Bernard modelinde fiyat marjinal maliyetten büyükken asla ve asla Bernard modelinde denge oluşamaz deriz. Madem Bernard modelinde denge nasıl olurmuş? Fiyat eşittir, marjinal maliyet eşittir, sıfır olduğu yerde oluşurmuş. Arkadaşlar, Bernard modelinde firmalar piyasayı nasıl paylaşacak? Eşit paylaşacak. Madem eşit paylaştıkları için QA eşittir QB, yani A firması üretimi, B firması üretimi ne olacak? Eşit. Madem piyasa talep fonksiyonu B eşittir, A eksi B, Q, B olduğu durumda her bir firmanın üretim düzeyi A bölü 2B kadar olacaktır. Piyasayı eşit paylaştığı için. Ve yine arkadaşlar piyasadaki toplam endüstri arzı ise A firmasının üretimiyle B firmasının üretimleri toplamı değil miydi? O halde endüstri arzını nasıl bulacağız? A bölü 2B artı A bölü 2B eşittir 2A bölü 2B'den eşittir A bölü B kadar olacaktır. Hadi bana
doğrusal bir talep fonksiyonu verildiğinde ben Bernard modelindeki en üstü arzı nasıl bulmuşum? A bölü B. Tek bir firmanın üretimi nasıl bulmuşum? A bölü 2B şeklinde bulmuşum. Şimdi Bernard modeliyle ilgili bir örnek yapalım. Örneğimiz de şu olsun. Örneğimiz arkadaşlar, diyoruz ki piyasa talep fonksiyonu B eşittir 60-Q. A ve B gibi iki firmanın bulunduğu oligopolistik piyasa yapısında A firmasının üretim maliyeti 2QA, B firmasının üretim maliyeti 2QB olsun. Bernard modeline göre denge fiyatını, A ve B firmaların üretim miktarlarını ve endüstri karını bulalım. Nasıl bulacağız? Arkadaşlar, Bernard modelinde bizim denge koşulumuz fiyat eşittir, MCA eşittir, MCB, yani diğer firmaların neyle eşittir? Üretim marjinal madde eşittir. Öyle mi? Denge koşulumu değil miydi arkadaşlar? Peki arkadaşlar, biz fiyat eşittir diyelim. Bakın, hem A'nın hem de B'nin üretim madde eşit miymiş? O halde biz marjinal maliyeti, toplam maliyetin A'nın ya da B'nin türünü aklamayacak mıyız? O halde bizim toplam maliyetimiz 2QA ise türünü alırsam ne oldu arkadaşlar? Fiyatın 2 TL oldu. Yani Bernard modelinde H eşittir 60-2Q talep fonksiyonu sahipken piyasadaki en düşük fiyat neymiş? 2 liraymış. Piyasadaki en düşük fiyat 2 lira ise bu durumda biz talep fonksiyonu hareketinde niye bulabiliriz? Endüstrideki üretim miktarı. Bu halde yazalım. Benim talep fonksiyonu bir eşittir 60-Q değil miydi? Hadi fiyat neymiş? 2 eşittir 60-Q. Hadi Q eşittir. Buradan ne çıkar? 58. Yani endüstri ne kadar üretim yapılır? 58 birim. Peki Bernard modelinin fiyat aynıyken biz ne dedik arkadaşlar? Şunu dedik mi? Firmalar piyasayı eşit paylaşır. O halde toplam üretim 58 ise bu durumda her iki firma bu üretimi eşit paylaşacaktır. Yani QA eşittir QB, O da eşittir 58 bölü 2 eşittir ne olacaktır? Her iki firma 29 birim mal üretecektir. Peki endüstri karı bulalım. Endüstri karı firmaların karlarının toplamı olmayacak mı? Öncelikle A firmasının TPA eşittir endüstri karı. A firması fiyat çarpı üretim miktarı eksi toplam maliyet olmayacak mı? Peki A firmasının karı TPA fiyat 2 çarpı üretim miktarı 29 eksi toplam maliyet neydi? 2 çarpı QA yani 2 çarpı 29 değil mi? Q 29'du. O halde ne olur? 0. Peki B firmasına bakalım. TPB fiyat neydi? 2 çarpı üretim miktarı 29 eksi B'nin toplam maliyeti arkadaşlar. B'nin toplam maliyeti 2 QB değil mi? QB, üretim miktarı 29. Hadi yazacağım. 2 çarpı 29 eşittir ne olacak? 0. Hadi Bernard modelinde firmaların karları ne oldu? 0. Hadi bu bizim endüstri karında ne olduğunu gösterir? 0 olduğunu gösterir. Tıpkı niye benzedi? Tam rekabet piyasa dengesine benzedi. Arkadaşlar Bernard modelinde firmalar arasında ne olduğunu biliyoruz? Fiyat rekabeti olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Hadi firma arası fiyat rekabeti varsa bu rekabet nasıl olacaktır? Firmalar fiyatlarını aynı anda belirlerken firmalardan biri fiyatını belirlediğinde diğer firmanın fiyatını değiştirmediğini varsayar. Ancak diğer firmada fiyatını ne yapar? Değiştirir. Peki şimdi geldiniz arkadaşlar Etgeworth modeli. Arkadaşlar Etgeworth modeline baktığımızda öncelikle varsayımlarını inceleyelim. Etgeworth modelinde diyeceğiz ki bir, homojen mal üreten A ve B gibi iki firma vardır. İkinci varsayım, firmalar arasında hem fiyat hem de üretim rekabeti vardır. O halde not, sınavda soru sadece üretim rekabeti derse core mod modeli, sadece fiyat rekabeti derse Bernard modeli, hem fiyat hem de üretim rekabeti derse Etgeworth modeli olacaktır. 3. Piyasa talebi doğrusal ve belirgindir diyeceğiz. Ancak hiçbir firma piyasa talebinin tamamını karşılayamayacak. Yani firmaların üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu varsayacağız. 4. Firmalar piyasayı eşit paylaşır diyeceğiz. Ve 5. Üretim maliyetinin sıfır olduğunu kabul edeceğiz. Ve yine arkadaşlar Etgeworth modelini ise şu şekilde analiz edebiliriz. Bakın şimdi. Şimdi şurası miktar ekseni, burası da miktar ekseni ve burası da fiyat ekseni olsun, sıfır.
Önce piyasada A firması olacak. Hadi bu A firmasının talep dostu olacak mı? D A. E B firması da olursa B firmasının talep dostu olacak mı? D. Şimdi piyasada sadece ne var? A firması. Bu nedenle niye diyeceğiz? B firması. O halde her bir üretim düzeyinde üretim maliyetleri sıfır olduğu için şu miktar ekseni hem A firmasının marjinal maliyet eksenidir, bu miktar ekseni hem de B firmasının marjinal maliyet eksenidir. E A firması nereden diye gelecek? Marjinal gelirini marjinal maliyetine eşit olduğu yerde dengeye gelecek. O halde A firmasının marjinal geliri de şu olsun. MLA. O halde A firması marjinal gelirini marjinal maliyetine eşit olduğu şu QA kadar üretim yapıp fiyatını burada ne verilecektir, ne verilecektir arkadaşlar? VA 1000 verilecek. Peki şimdi piyasaya kim girecek? B firması. B firması piyasa talebinin yarısını A firması tarafından karşılandığını görür. Ve B firmasının da marjinal geliri MLB olmayacak mı? E B firması normal şartlarda marjinal gelirinin marjinal maliyetine eşit olduğu yerde dengeye gelmeyecek mi? Bu nedenle B firması fiyatını A firmasıyla eşit verirlerse bu durumda piyasayı A firmasıyla eşit paylaşacaktır. Eğer fiyatını A firmasının altında bir yerde verirlerse bu durumda B firması piyasa talebinin tamamını karşılayacaktır. A'nın müşterini de çekecektir. Ve bunu yaparken de A firmasının üretimini ve fiyatını değiştirmeyeceğini varsayacaktır. Ancak A firması da fiyatını ne yapacaktır? Düşürecektir. Bu durumda fiyatını B'nin altında belirlediği için piyasa talebinin tamamını bu sefer kim karşılayacaktır? A firması. Peki kim tepki verecektir? B. B de fiyatını düşürecektir. Ve A firması fiyatını düşürdüğünde B firmasının fiyatını ve üretim miktarını değiştirmeyeceğini varsayar. B firması da fiyatını düşürdüğünde HB2'ye. Bu durumda piyasa talebinin tamamını kim karşılayacaktır? B firması. A firması da fiyatını nereye düşürür? B firmasına eşit düşürür. O halde düşürdüğünde piyasa yine paylaşmış olacaklar mı? Zamanla atıyorum A firması B firmasının tüm mallarını sattığını düşünür. Tekrar A firması fiyatını arttıracaktır. Ve böylelikle B firması da fiyatını arttırıp rekabeti başa çekeceklerdir. Ve Edgar Ward modelinde hem fiyat hem de üretim miktarı sürekli rekabet nedeniyle dalgalanacaktır. Biz neyi gördük arkadaşlar? Edgar Ward modelini. Peki şimdi neredeyiz arkadaşlar? Şimdi de Chamberlain modeli. Yani paylaşılmış monopol modelindeyiz. Arkadaşlar neredeyiz? Chamberlain modeli. Yani bir diğer ifadeyle paylaşılmış monopol modelindeyiz. Arkadaşlar Chamberlain modelinde firmalar karşılıklı bağımlılığının farkındadırlar. Yani ortak kârlarını maksimize etmek için birbirlerinin farkında olduğunu bildiği ve bu nedenle de firmaların kararlarında karşılıklı bağımlılık içinde fiyat ve üretim kararını nasıl aldığını açıklayan modeldir. Ve Chamberlain modelinin varsayımlarına baktığımızda birinci varsayım, homojen mal üreten A ve B gibi iki firma olduğunu varsayacağız. İkinci varsayım, piyasa talebi doğrusal ve belirgindir. Ancak hiçbir firma tek başına toplam talebin tamamını karşılayamaz. Üçüncü varsayım, firmaların üretim maliyetleri sıfırdır. Yani her üretim üzerine marjinal maliyet sıfırdır. Dördüncü varsayım, firmalar birbirlerinin farkındadır. Yani firmalar aralarındaki rekabeti dikkate alırlar ve safça davranmamaktadırlar. Beşinci varsayım, firmalar arasındaki rekabet fiyat ve üretim miktarı dışındadır. Hadi rekabet fiyat ve üretim miktarı dışında ise rekabet nerede ortaya çıkar? Reklamda, Ar-Ge çabalarında ortaya çıkar. Bu varsayımlar altında Chamberlain modeli piyasa dengesini ise şöyle anlatacağız. Şimdi bakın bakalım, yatay eksen miktar ekseni, dikey eksen ne olacak? Fiyat ekseni. Ne dedik? Piyasa talebi doğrusal ve belirgindir dedik. Hadi doğrusal ve belirgin piyasa talebinin değişebilen ekseni değil miyiz? Şimdi piyasada ilk önce A firması olacak. Peki A firmasının her üretim düzeyinde maliyeti ne sıfır? Her üretim düzeyinde maliyet sıfır olduğu için şu miktar ekseni aynı zamanda ne olacaktır?
Maaş her maliyet ekseni olacaktır. Ve afirması nereden diye gelecek? Marjinal gelirinin marjinal maliyetine eşit olduğu yerden elde gelecek. Tıpkı monopol gibi düşündüğümüzde afirmasının marjinal geliri de bu olacak mı? Yani afirmasının marjinal gelirinin marjinal maliyetine eşit olduğu şu Q1 üretim düzeyinde piyasa talebinin yarısını A firması üreterek nereye gelecek? Denge gelecek. Bu durumda A firması burada talep doğrusu A noktasında fiyatını ne verecek? B A. Şimdi piyasaya kim girecek? Piyasaya B firması girecek. B firmasının denge koşulu da yine marjinal gelirliğin marjinal maliyetin eşit olduğu yerde sağlanmayacak mı? Ve B firması piyasa talebinin yarısının A firması tarafından karşılandığını görür ve piyasa talebinin karşılanmayan diğer yarısını esas alır. Bu nedenle A, Q1'i tıpkı orijin ilişkini düşünür ve karşı karşıya kaldığı talep borusu AD talep borusudur. Bu nedenle B firmasının marjinal geliri ne olacaktır? MRM olacaktır. Ve B firması da şurada Q1 kadar mal üretip dengeye gelecektir. Ancak B firması A firmasının farkındadır. Bu nedenle rekabete girip zarar görmek istemez. Ve bu nedenle B firması A firmasının uyguladığı fiyatı uygulayacaktır. O halde B firması da A firmasının fiyatını uyguladığında nereye geldik be? B firması A firmasının farkında olduğu için en iyi karının en çok olduğu noktanın tıpkı bir monopol gibi davranmak. Yani kar maksimizasyonu en çok monopol çözümünde olacağını bilir. Bu nedenle piyasa talebinin yarısının yani 0,1 üretim düzeyini hem A hem de B eşit paylaşır ve aynı fiyatı uygular. Dolayısıyla A ve B firması aynı karı elde eder ve tıpkı monopol gibi piyasa talebinin yarısını üretir. Örneğin burada B firması piyasa talebinin ne kadar üretti? 1/4 üretti. Peki A firması ne kadar üretecek? O da 1/4 üretecek. Ve bu durumda piyasa talebinin 1/2 karşılanacak. Bu 1/2 piyasa talebinin yarısı A tarafından, yarısı B tarafından karşılanacak. Tıpkı bir monopol gibi çözümlemeye gidecekler. Ve tıpkı bir monopol karı elde edecekler. Ve bunu eşit paylaşacaklar. İşte bu modele ne diyoruz? Çemberli, yani paylaşılmış monopol modeli diyoruz. Şimdiki senaryoyuz arkadaşlar, şimdi de sivi eğisi modeli, yani dirsekli talep eğisi modeli deriz.